İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi de muhakkak ki namazdır. Hakkıyla yerine getirilen bu ibadet, insanları kötülükten alıkoyup kulu Allah'a yakınlaştırır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde müminlere namazı dosdoğru kılmalarını emretmiştir. Namaz öyle bir ibadettir ki içerisindeki secde hali kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Namaz Allahu Teala'yı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Namaz insanın imanını kuvvetlendirir. İnsanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl. Çünkü namaz fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyar buyurmuştur. Namazın manası o kadar güzel ki insan sadece okuduğunda huzur buluyor. İnsanlar namazı terk ettiği takdirde huzursuzluğa, sıkıntıya, üzüntüye, belaya ve bunun gibi şeylere düşebiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur buyurmuşlardır. Temeli sağlam yapılmayan bir bina nasıl yıkılmaya mahkumsa, namazını kılmayan bir Müslümanın dininin de sağlam temeller üzerinde olmadığını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz, kişiyle küfür arasında namazın terki vardır buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz'e Allah katında en kıymetli amel sorulduğunda, vaktinde kılınan namazdır cevabını vermiştir. Cenab-ı Allah namazı terk etmemeleri için Müslümanları uyardı. Bu uyarısına rağmen bırakanlarsa hem dünyada zor bir yaşamları olacak ve de kıyamet gününde cehennem ehlinden olacaklardır. Aziz ve celil olan Allah oradaki ateş ehli hakkında konuştu ve birbirlerine sordular. Sizi cehenneme götüren şey nedir? Biz namaz kılanlardan değildik dediler. Müslümanla kafir arasındaki fark namazdır. Bu yüzden kim namazı terk ederse Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Allah'ın Resulü, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed bizimle onlar arasındaki ahdin namaz olduğunu söylemiştir. Bir kimse namazı bırakıp da ölürse, kıldığı namazı kabul de olmayabilir. Çünkü küfür bütün iyi işleri boşa çıkartır. Alimler, namazı gafletle inkar edenin kafirliği ve mürtet olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Cenab-ı Hak onlara büyük bir ceza sözü vermiştir. Küfür, bütün amelleri boşa çıkardığından bir kez de olsa namazı terk etmenin caiz olmadığını bildirmiştir. Cennete girmek isteyenler ama bazı namazları terk eden ve diğer bazı salih amelleri ihmal edenler akılsızdır ve fitneye düşebilir. Yüce Allah şöyle diyor, siz Allah'ı aldatabildiğinize emin misiniz? Çünkü Allah'ı ancak ziyana uğramış olanlar, küfre düşmüş olanlar kandırdığını zanneder. Cenab-ı Hak namazı vaktinden sonra geciktirenleri de şiddetle korkutmuştur. Bu yüzden Cenab-ı Hak, vay namazına gafil olarak ibadet edenlere dedi ve bazı alimler birisi namaz kılmadan öldüğünde yıkanmadığını kabul ettiler. Onun için dua edilmez ve onun için mağfiret dilenmez. Cenab-ı Hak onlardan ölen kimse için asla dua etme ve kabri üzerinde durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü indirdiklerini inkar ettiler ve öldükleri gibi öldüler buyurdu. İbn-i Bas bu dünyada namazı zayi eden kimsenin kendisine namaz kılınmaz, yıkanmaz, kafi gelinmez, kabirlere diğer Müslümanlar gibi gömülmez, onun için kıble yönünde bile gömülmez demiştir. Herhangi bir yöne diğerleri gömüldüğü gibi gömülür. Alimler bu konudaki hükümde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları onun gibi kafir olduğu görüşündeydiler. Yıkanmadığına, namaz kılınmadığına ve Müslüman kabirlerine gömülmediğine, kafirlerin yaptığı gibi büyük bir küfür içinde oldukları görüşündeydiler. Müslüman için bu en büyük olan Allah'la arasındaki bağdır. Kul da ona layık olandır ve kul Allah'tan başkasına secde etmez. Bu durumda kul Rabbine daha yakındır ve o ibadetleri yerine getirendir. Ey Allah'ım, onu tesellimiz, göz bebeğimiz eyle. Bu alimlerin Rabbi Cenab-ı Hak yücedir ve en iyisini bilir.